Euro 2020 öncesi savunmamızla gereken mesajı veriyoruz rakiplerimize. Ama sanmayın ki hücum hattımız kimseyi tehdit etmiyor. Bugün sizlere Euro 2020 yolunda golcülerimizi tanıtacağız. İlk olarak kraldan, Burak Yılmaz'dan bahsedelim sizlere. Lille formasıyla sergilediği performansa Fransızlar hayran kalıyor. Biz de ona. Antalya Spor'da oynadığı dönemde 2. Lig'den A milli takıma seçilmişti. Gözler onun üzerindeydi. Ancak aradan geçen yıllarda olumsuz tecrübeler patlama yapmasını engellese de değişti, gelişti. Kral lakabına çoktan uygun görüldü. Euro 2020'deki en büyük gol umudumuz Burak Yılmaz ilk milli maçını 12 Nisan 2006 tarihinde Azerbaycan karşısında oynadı. Burak Yılmaz'ın toplamda 66 maçta 28 golü bulunuyor. Burak'ın oynadığı maç sayısı 66, attığı gol sayısı 28. Milli olduğu ilk maç 12 Nisan 2006 tarihinde Azerbaycan'la oynanan hazırlık maçı. Milli takımda güzel bir hava yakaladık. Buraya severek geliyoruz. Çok genç arkadaşlarımız var, tecrübeli arkadaşlarımız var. Çok iyi bir ortamda olduğumu düşünüyorum. Kişilere bakmaksızın milli takıma her zaman destek olunmalı. Hepimizin hayalini kurduğu ve olmak istediği yer burası. Ben bu formayla her zaman çok heyecanlıyım. Almanya'daki gurbetçi çocuğumuza uzanalım, Kenan Karama. 5 Mart 1994 tarihinde Stuttgart'ta dünyaya geldi. Altyapıdan bu yana çok çalışmanın sihrine inanan bir oyuncu o. Almanya'daki kariyeri hep kendini ispatlamaya çalışmakla geçti. O dönemki takımı Hannover 96 için döktüğü ter, milli takımımızın kapılarını açtı ona. Şimdi kendini tüm dünyaya ispatlayacağı bu turnuva onu bekliyor. Karaman, takımımızın kahramanı olabilecek bir potansiyele sahip. Milli futbolcumuz ilk milli maçını 9 Kasım 2017 tarihinde Romanya'ya karşı oynadı. Kenan Karaman'ın toplamda 20 milli maçı var ve 5 gol kaydetti. Oynadığı milli maç sayısı 20, attığı gol sayısı 5. Milli olduğu ilk maç Romanya ile Türkiye arasında 9 Kasım 2017 tarihinde oynanan hazırlık maçı. Kenan Karaman şunları söylüyor. Takımdaki arkadaşlarımın Avrupa'da kendisini kanıtlaması ve bugün milli takım kadrosu altında toplanması önemli bir başarı. Biz orada doğup büyüdük ama buradan giden oyuncular için adaptasyon süresi gerekiyor. Yine de büyük bir adım bu. Hocamız bizi çok iyi hazırlıyor. Milli takım için güzel bir tablo oluştuğunu düşünüyorum. Euro 2020'de patlama yapmasını umduğumuz bir diğer bizim çocukta sıra, Enes Ünal. Uzun zamandır Avrupa'da forma giyen milli futbolcumuz alt yaş kategorilerinde 53 kez milli oldu. Küçükken Kaka ve Zidane idolleriydi onun. Mevkiye oturdukça idolü İbrahimovic oldu. En çok beğendiği golcülerden biri de kim mi dersiniz? Tabii ki abiyi Burak Yılmaz. Enes Ünal'dan çok şey bekliyoruz. Başarılı futbolcumuz ilk kez milli formayı giydiğinde tarihler 31 Mart 2015'i gösteriyordu. Enes Ünal'ın A milli takımda toplamda 20 kez forma giydiğini de hatırlatalım. Enes'in oynadığı milli maç sayısı 20, attığı gol sayısı 2. Milli olduğu ilk maç Lüksemburg'la 31 Mart 2015'te oynanan hazırlık maçı. O milli formayı giymek her şeyin ötesinde bir duygu. Özellikle Türk futbolcular için milli formayı giymek hayallerin en güzelini gerçekleştirmek demek. Benim için ulaşılabilecek en üst mertebe burası. Cenk Tosun, 7 Nisan 1991 doğumlu. Veslar'da doğdu. Aslen Denizlili bir ailenin çocuğu. Cenk'in annesi bir gün topu saklamış. Cenk hüngür hüngür ağlıyor. O da çareyi çoraplardan, kağıtlardan top yapmakta bulmuş. Cenk bizi bu turnuva öncesi hüzne boğdu maalesef. İçimiz bu turnuva öncesi biraz buruk. Cenk Tosun, Nisan ayında geçirdiği sakatlık sonucunda Euro 2020'yi kaçıracak bir diğer isim. Onu 2022 Dünya Kupası'nda görmek en az onun istediği kadar bizim hayalimiz olan bir şey. Cenk Tosun ilk milli maçını 15 Ekim 2013'te Hollanda'ya karşı oynadı. Milli futbolcumuzun kariyerinde 45 milli maç bulunuyor. Cenk'in oynadığı milli maç sayısı 45, attığı gol sayısı 18. Milli olduğu ilk maç 15 Ekim 2013 tarihinde Hollanda ile oynadığımız 2014 Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup maçı. Evet, videomuzu Cenk'in şu sözleriyle noktalıyoruz. Takımda atmosfer çok iyi. Birkaç tecrübeli arkadaşımızın yanında birçok genç oyuncudan oluşan bir takıma sahibiz. Bu bağlamda iyi bir denge tutturduk. Tecrübeli arkadaşlarımız genç arkadaşlarımıza yardımcı oluyor ve genç arkadaşlarımız tecrübelilere büyük saygı duyuyor.